Ama güzel bir duygu. Tabii ki de hocalarımıza teşekkür ederiz. O yardım süreçlerinde yaptığı bize emekleri büyük tabii ki de. Güzel bir duygu. Vallahi yani çok mutlu oldum ben. Hani iki kere Avrupa şampiyonu oldum. Hem Türkiye'de de iki kere Türkiye şampiyonu oldum. Güzel bir duygu benim için. Aileme gurur katarak kendimi gururlandırdım. Türkiye'yi gururlandırdım. İstiklal Marşı'mı okuttum Türkiye'de, Avrupa'da. Güzel bir duygu. Dünya şampiyonası var Ekim ayında. Gene Hırvatistan'da olacak. Gittiğimiz yerde olacak. Çok heyecanlıydım. Strese girdim yani. Yani maçı kaybedeceğim heyecanı vardı. Maçı alamayacağım düşüncesiyle girdim. Ama aldım tabii ki de. Biraz hırpalandık orada. Bir şeyler oldu. Ama aldık. Genel Allah'ın izniyle dünya şampiyonasını kazanayım. Ondan sonra olimpiyat şampiyonası var 2028'de. Çok mutluyum. Çok gurur duydum. Gurur verici bir şey. Yani böyle bir hayalle başladık ve hayallerimiz gerçeğe doğru gidiyoruz öyle. Çok gurur verici bir şey. Bence bütün çocuklar, bütün anneler çocukların arkasında durması lazım. Güzel şeyleri hissediyorum mesela. Yani bütün herkesin evladının, isterim ki bütün herkesin çocuğu iyi yerlerde olsun ve çocuklarımızın çok iyi yerlere gelmesini isterim ki Havva Nur baştan beri başarılı bir çocuktu. Belki derslerinde biraz olmayabilir ama spor hayatında gayet başarılı bir çocuktu. Çünkü bunun öncesi var, basketbola gidiyordu. 6 yıllık bir basketbolluk geçmişi var. Onun sürecinde de sırasıyla boksa yöneldi ve oradan hayatına yön vermeye devam ediyor. İnşallah daha iyi yerlere gelir. Hedefimiz olimpiyatlar. Bildiğin doğuştan boksör olarak doğmuş yani. Fizik gücü çok iyi. Bu da zaten bizim boksta en önemli şey. Ama onun haricinde tabii ki boks da önemli. Yeteneği de var. Yeteneği olduğundan dolayı da ilk yaklaşık bir 5 ay önce Gençler Türkiye şampiyon oldu. Herkesi eze eze yendi. Yani onun fiziğinde, onun yeteneğinde bir sporcu Türkiye'de yok. Şu anda Havva 17 yaşında olmasına rağmen bugün gitsin büyüklerde de Türkiye şampiyon olur. Bize de düşen Havva yeni şekilde yıl sonunda olan dünya şampiyonasını hazırlamak, ülkemize, Trabzon'umuza büyük şey gençler dünya şampiyonunu getirmek. Avrupa'da da onun fiziğinde, onun kilosunda kişileri var ama onun gücünde yok. Ya bu bildiğin tam bir Trabzon kızı, tam bir yayla kızı. Böyle yerden 100 kiloluk çayı kaldırıp arabaya atabilecek güçte bir kız bu yaşta olmasına rağmen. O yüzden bu fizik gücü de bizim boksta önemli şey olduğu için fizik gücüyle beraber kazanıyor. Ama bunun yanında sadece fizik gücüyle de bitmiyor bir iş. Yeteneği de var, boksa yeteneği de var, güç de, tekniği de güzel. Bize de bundan sonra tohum antrenör olarak onu dünya şampiyonası en iyi şekilde hazırlamak. Dünya şampiyonası sonuçta Avrupa'da 50 tane ülke var, dünyada 200 tane ülke var. Yaklaşık bu kadar rakibin 4 katı daha bir rakip olacak dünya şampiyonasında. İşte Amerika'sı var, Hindistan'ı var, Çin'i var, bir dünya daha iyi sporcularımız var. Onları da yenmek için çok iyi çalışmamız gerekiyor.